bulunmak istemedi veya CHP demeyelim, CHP'li bazı yöneticiler. Şu anda Abdülmelik Fırat 11 ve 19. dönem milletvekili telefon attığımızda. Sayın Fırat, iyi geceler. Sayın Fırat. Sayın Emin Pazarcı Beyefendi, konuklarınıza iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Siz Kürtçe eğitimden yana olan bir isimsiniz. Neden Kürtçe eğitim diyorsunuz? Gerekçeleriniz nelerdir ve ayrıca bu dilekçelerin verilmesine nasıl bakıyorsunuz? Evet, konuklarınıza iyi akşamlar diledik. Size de iyi ve faydalı pazarlamalar dilerim. Pazarlama derken? Evet, pazarcı olduğunuz için iyi pazarlarsanız iyi olur, yani Türkiye için İyi faydalı olur. Hayır, anlatırsanız demek istiyorsunuz. Çünkü biz burada televizyonculuk yapıyoruz, pazarlamacılık yapmıyoruz. Hayır, hayır, yani soyadınızla tedavi ederek bu sorunu yani Türk halkına iyi şekilde pazarlarsak, yani anlatırsak. Yani sizlerin bütün görüşleri burada ortaya koymaya çalışıyoruz. Zannediyorum o konuda herhangi bir sıkıntı olmasa gerek. Görüşleri yapamadınız. Yani gücünüzün yettiği kadar tabii gayret ediyorsunuz. Beni de telefonla bu panele davet ettiğiniz için ayrıca size de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi sorumun cevabını alabilir miyim? Evet. Senin soruna zaten cevap vereceğiz. Evet. Başka neye cevap vereceğiz ki? Buyurun. Yani o kadar acele etmeyin. Bak, iki saattir ben de sizleri dinliyorum. Sayın Pazarcı, malumunuz olduğu gibi Orta Doğu medeniyetlerin beşiği olduğu, müstebit barbar ve zulümkarların da uygulama yeri olarak tarihe geçmiş bir kıta parçasıdır. Onun için insanlara ilahi mesajı sunan en büyük peygamberler Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed gibi büyük peygamberler bu coğrafi bölgede zuhur etmiş, görevle yüklenmişlerdir. Sayın Fırat, evet. Telefon kesildi zannettik, buyurun. Hayır hayır, devam ediyorum lütfederseniz. Estağfurullah. Bildiğiniz gibi filozoflar insanı konuşan, düşünen hayvan olarak tanımlarlar. Taş devrinden bu yana dünyanın en büyük zalimleri, barbarları, insanları köleleştirmiş, şeref ve haysiyetlerini paymal etmelerine rağmen dillerini yasaklamamış ve dillerini kesip koparıp atmamışlardır. Bu barbarlık tarihte ilk defa bu ülkeyi yöneten sisteme nasip olmuştur. Üzülerek ifade etmek isterim ki bizim nasibimiz ise sistem sahipleriyle değil de meddahlar ve yadanları ile muhatap kalmamızdır. Sayın Fırat, telefon hattında zannediyorum bir kesilme var, bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız telefonu düzeltene kadar, yeniden bağlantı sağlayana kadar biz bir reklam arası verelim. Daha sonra size tekrar bağlanacağız. Çünkü telefon hattından hattından çok rahat alamıyoruz sesinizi. Fakat efendim, tekrar dipten, yeni bir bağlantı yapalım. Dipten kesmeyin, biz bekleriz yine. Tamam, bir reklam verelim. O evet, zamana evet. Kadar hattı daha da düzeltelim, evet. Daha rahat görüşürüz. Evet. Şu anda bir reklam veriyoruz. Peki. Evet, sizin şimdi sesiniz. Efendim, tarihsel gelişim içinde ele aldınız konuyu. Ben bugüne dönmenizi rica ediyorum. Çünkü süremiz de kısıtlı. Net mesajlar verebilirsek daha iyi tartışırız konuyu. Buyurun. Hayır, tarihi bir gelişimden bahsetmezsek iş nakız kalır. Yani tam olmaz. Sayın Pazarcı. Beni mazur görün, yani biraz yani sözlerim eğer şeyse, yani bazılarını acıtırsa, yani muhataplarım gayri şahsi insanlardır, yani oradaki davetlilerinize saygım var, yani efendim, onları kastetmiyorum. Buyurun dinliyoruz. Şimdi tabii burada benim ifade etmek istediğim şu, demek istiyorum ki yani bugün su, hava ne kadar doğal insan için bir zaruretse, o insanın dili de düşüncesinin anahtarı olduğu için bütün insanlığın hazinesi ve zenginliği olarak bakmak lazım. Yani buna
bir ekonomi, bir siyasi, bir sosyal mesele olarak değil. Yani bu en doğal insanın tabii hakkıdır. Şimdi bunların üzerinde münakaşayı ben zayid addederim. Öyle diyorsunuz ama bugün özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Kürtçe eğitim isteklerini ülkeyi köşeye sıkıştırma planı ve bölücü bir oyun olarak değerlendirdi ve bu oyunun bozulması gerektiğini söyledi. Farklı görüşler de var. Siz ne diyorsunuz bu görüşe? Şimdi tabii bu oyunlar olabilir, oyun da olabilir. Buna karşı çıkanlar da olabilir. Ben meseleye hukuk, adalet, insaf, insanlığın icabı olarak bakmak istiyorum. Şimdi bu meseleyi bugün bu şekildeki güncelleşmesini sorarsan ben de normal görmüyorum. Bugün Türkiye'mizde yani demokrasinin gelişmesi için Türkiye'de birçok insanlar bir mücadele vermek istiyor. Yani totaliter bir sistemden demokratik, yani hukukun üstünlüğü, insan hakları, işkencelerin olunmaması ve ifade hürriyeti, inanç hürriyetlerinin gelişmesi için bir mücadele var. Bu mücadeleye hepimiz beraber katılmamız lazım. Fakat bugün bu taktik, yani desek ki masum bir istek olarak da olabilir ve bu durumu tahrik edenler de olabilir. Yani ben bunları illa değildir de demiyorum. Fakat yani bazı insanların dilekçe verip kendi dillerini konuşmasına tepki göstermeyi anlayamıyorum. Bunun ne hukuk, ne insaf, ne akıl icabı, ne insanlık icabı olduğunu kabul etmiyorum. Yani ben bunu vurgulamak istiyorum. Peki Sayın Fırat, bu noktada ben bir şey sormak istiyorum. Çeşitli görüşler var. Deniliyor ki Kürtçe ayrılıkları var, lehçe ayrılıkları var Kürtçenin içinde de. Ve böyle bir eğitimi teorik olarak gerçekleştirmek mümkün değil. Çünkü geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz dönemlerde daha doğrusu, mesela Leyla Zana'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Kürtçe yemini vardı. O dönemde de ben muhabirdim. Çok çeşitli milletvekillerine sordum ve hepsinden farklı yorumlar aldım, farklı tercümeler aldım. Şimdi burada da bir birliktelik yok deniliyor. Siz ne diyorsunuz? Nasıl bir eğitim yapılabilir? Hayır, bu ilmi bir gerekçesi ve bir kıymeti harbiyesi olmayan bir propaganda sözüdür. Bugün Türkiye'de %90 insanlar kurmancı denilen Kürtçe lehçesini kullanıyor. %10-15 nispetinde de Dimili Sorani veyahut da Kırtki veyahut da Zaza denilen lehçeyi kullanılıyor. Yani Sorani Türkiye'de kullanan kesim yok. Evet. Kaldı ki bugün Türkiye'de yani Konya, Ege ve Karadeniz'deki yani şive farklılıkları da olduğu gibi Kürtçe'de de hem lehçe farklılığı hem de şive farklılığı olması doğaldır. Yani bunun üzerindeki iddialar ilimle ilgisi yok. Biz bundan birkaç ay önce bir panele katıldık. Bir profesör katıldı. Kendisi yani Kürtçe üzerinde diyalektiğim var diye söz etti. Halbuki Türkçenin dışında hiçbir dil bilmiyor, Kürtçeyi de bilmiyor. Yani böyle profesör cübbesi giymiş bazı insanların manasız sözlerini kabul etmek hiçbir gerekçesi şimdi yoktur. Onu Sayın hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir Mehmet Gül mü konuşuyor? Evet, evet, evet. Buyurun Mehmet Bey. Öncelikle Yozgat'ın kahramanı, buyurun seni dinliyorum. Öncelikle dili yasaklanmasını isteyen kimse yok. Herkes dilini tabii ki konuşacaktır. Buradaki ıslık çalarak mı? Söz konusu olan öncelikle eğitim dilidir. Şimdi Soranice, Zazaca ve Kurmançça, İngilizce, Fransızca, Almanca kadar farklı üç dil iken kim birileri dedi? Müsaade eder misin? Kim tamam, sana tamamlayın. Öyle söyledi? Müsaade şimdi eder yanlış misin? Tamamlayın. Üzerinde gerçekler kurulamaz yani. Ya. İlim adamlarının. Ya Mehmet Bey, siz her şeye müdahale ediyorsunuz. Lütfen biraz. Ama ben tamamlayayım hocam. Tam yani. Yanlış tamamlamaların neticesi olmaz ki. Siz sonra eleştirirsiniz. Şimdi, ya sen Kürtçe biliyor musun? Kürtçe bilmek gibi bir şeyim yok. Ama, bilmediğine ama göre yani bir insan yani siz kendi konusu dışında fikir beyan etmek ayıp değil midir Mehmet Bey? Şimdi bakın. Yani sen kendi sahanda hukuktan bahset. Şimdi ben yani şu anda hangi konular araştırdım, önümde bir sürü kitap var şurada burada demek durumunda değilim. Yani size de bu anlamda cevap vermeyeceğim. Ben hayır, söylediğim siz Kürtçe şu, biliyor Kürtçe, musunuz? Kürtçe, Zazaca,
Soranice'nin ayrı olduğunu herkes söylüyor. Bunlar da Kürtçe ve Zazaca bilmiyor olabilir. Şimdi bunların ayrı ayrı oluşu, bunları aynı millet yapıyor da Türkçe ile bazı farklılıkları var diye Türklerde niçin ayrılma gerekçesi kabul ediliyor bu dil? Kim yani Türklerle müsaade eder misin? Şimdi Sorani ile Kuzey Irak'ta bugün birlik yok. Kuzey Irak'ta birbiriyle sürekli kavga halindeler. Niçin? Çünkü bir kısım aşiret kavgası ama dil meselesi şimdi var, Mehmet kültür farklılığı Bey, var, farklı bir takım unsurlar var. Bu senin yani şimdi, sözleri çok söylenilmiştir. Kurmançay içerisinde biz kendi görüşlerimizi bir ifade edelim. Kurmançay içerisinde en az 8 tane dil farklılığı var. Ben Yerköylüyüm, Yozgatlıyım. Bizde çöl tabir edilen Kürt köyleri vardır. Bir de Yerköy'e bağlı Kürt köyleri vardır. Bunlar ikisi birbiriyle anlaşamadığı gibi Haymana tarafındakilerle hiç anlaşamazlar. Emin Bey. Hepsinin adına kurmanç denir. Böyle evet. Yani olmayan bir birlikte hangi dille eğitim yapacaksınız? Emin Bey. Hangi lehçeyle yorumunuzu sordunuz sahayı, sayın. Şimdi cevabı alalım yani istersen. Yani sen sahayı Türkçe hep yok Mehmet sizi, Gül'e verirsen yani biz niye telefonla bizi bu şeye çağırdınız? Efendim dinliyoruz. Soru soruldu. Sizden cevabınızı soruldu, alıyoruz. Şimdi bırakın buyurun. Onun daha konuşmalarını biz dinleye kafamız şişti ya. Ama daha konuşurken siz itiraz ediyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz yani bile. Ben Mehmet'in konuşmasına hiç müdahale etmedim ki. Buyurun dinliyoruz sizi. Hayır şimdi Mehmet Bey'in söylediğini 40 sene 70 senedir söylenilerek gelen yani sözlerdir, mütarifeler gibi konuşuluyor. Bunu bazı batılı ilim adamları da söylüyor. Sadece hayır, Türkler söylemiyor. Hayır, şimdi bir insan hukuk okumamışsa hukuktan yani bahsetmesi ayıp bir şeydir. Bir insanın da dil, filoloji bilmiyorsa, felsefe bilmiyorsa, edebiyat bilmiyorsa bu sahalarda fikir beyan etmesi ayıptır yani. Yani yıldızlarla ilgili görüş sarf etmek için astronom mu olmak gerekiyor? Yani onunla ilgili kitap okursunuz, sen o konuda bilgi sahibi olursunuz. Bahset yani ondan böyle bahset. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani astronomiden bahsedebilirsin Mehmet Bey. Niye? Şimdi Kürtçeden yani benim arkadaşlarım bir sürü Kürt arkadaşım var. Ben Yerköy'de büyüdüm, bir sürü Kürt var. Sen onlarla ilgili bütün sonra, meseleleri ben biliyorum. Ya ben sen bilmedikten sonra ne konuşuyorsun yani Mehmet Bey? Nasıl? Ayıptır, biraz edebli ol, bizi dinle. Ya, şimdi beni öyle suçlayamazsın, siz edepsizlik yapıyorsunuz şu anda. Hayır, beni dinlemekle yani, suçluyorsun. Ayıptır. Niye ben diyorum ki ben Yerköylüyüm. Benim ben orada Kürtler var. Ben 45 senedir siyasetin içindeyim. Kocaman adamsınız. Yaşınızda başınızda bakın. Ben milletvekiliyim ve beni eski bir milletvekili olarak edepsizlikle suçluyorsunuz. Hayır, edepli ol demek edep edebiyattır. Yani edebiyat demek edepsizlik değildir. Yani sen meseleleri öyleyse Türkçeyi de bilmiyorsunuz. Edep demek edebiyat sahibi olmaktır. Siz o anlamda kullanmıyorsunuz. Yani size olumsuz siz mu yani ben söyledik? Burada Baki'den şiir okumuyorum ki bana edebiyattan bahsedin. Biz konuştuğumuz şiir okusaydın daha iyiydi. Şimdi müsaade et. Bakın ben sizin... Evet, Sayın Fırat, siz o zaman şöyle net olarak görüşlerinizi ortaya koyarsanız... Durmuyor. Mehmet Bey kim konuşuyorsa evet, makine gibi giriyor o araya. Buyurun, siz anlatın. Yani ben Mehmet Bey'in genel başbuğu lan çok konuşmuşumdur. O bu kadar bize karşı bu kadar şiddet davranmamıştır. Yani ben konuda... size karşı şiddetli değilim. Ben yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Yoksa ben Kürtlerim ben kardeşim diyorum siz diyorsunuz ki ya hayır değil nasıl kardeşi diyorsun. Sen dilini kesiyorsun niye dilini yasaklıyorsun bir de diyor kardeşim hayır öyle bir şey yok ben dilini yani falan kesmiyorum yani bu kadar kesmiyorum. Yani acayip aksine, bir görüşü ben ilk görüyorum aksine Kürtler aynıdır diyor yani bir insanın hem dilini gibi. Kes Ziyar, hem de yasakla de ki benim kardeşimdir mı yapacağım? Bu ne biçim kardeşlik bu ne biçim kardeşlik lütfen yani yönetici olarak evet, rica ediyoruz evet buyurun size. Sayın Fırat hayır bırakmıyor çok ki evet. Şimdi bırakmıyor ki konuşalım. Tamam çok kısa olarak alalım görüşlerinizi. Yani çünkü çok kısa olarak evet. Hiç almayın. Yani bu kadar bizi dinlettirdiniz. Birkaç kelime de söyleyelim. Yani bizim burada anlatmak istediğimiz diyoruz efendim, ki... Efendim birkaç kelimeyi lütfen söyleyin diyorum ben de. Çünkü tartışma devam edecek. Siz birkaç kelimeyi söyleyin lütfen. Buyurun dinliyoruz. Şimdi bakın ben de diyorum ki şu anda çoğunlukta etrafında bulunan siyasilerin çoğu sağ görüşlüdür. Ben de bunlara demek istiyorum ki... Siz de sağ partilerden birinin içindeydiniz. Geçmişte Doğru Yol Partisi içinde
siyaset yaptığını. Ayrıca sizden önce de zaten Ahmet Türk sol görüşte bir yine sizin fikirlerinizi savunan bir konuğumuz, telefon konuğumuz vardı. Buyurun dinleyin. Ne söyleyeceğimi anlamadan niye bu kadar müdahale ediyorsunuz ki Emin Bey? Efendim ben müdahale etmiyorum. Ben görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Hayır, ben de diyorum ki bu arkadaşlara, ben de diyorum ki bu ülkenin %99'u Müslümandır diye yani konuşan bu arkadaşlar. Yani madem ki öyleyse, bu ülkenin %99'u Müslümansa, yani onların inandığı kutsal kitaba göre onları bilgilendirmek de şarttır. Mesela bugün Kur'an, yani İslam dininin temel kanunu olan Kur'an ayetinde birisini ben ayet olarak, yani lafzıyla söylemek istiyorum. Allah diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِخْتِلَافِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَفِي ذَٰلِكَ اِبْرَةٌ لِلْعَالَمِينَ Şimdi burada Allah bize, insanlara, Müslümanlara diyor ki yeri ve göğü yarattığım gibi sizin renginiz ve diliniz de benim yarattığım bir özelliktir. Öyleyse bu özellikte bütün insanların verdiği dil, kimse dil uydurup çıkarmıyor. Bu Allah'ın insana bahşettiği bir imtiyazdır. Şu halde bunun üzerinde niye konuşalım ki? Yani ihtilafa düşelim. Yani ben de bunu söylüyorum. Yani burada bu meselede münakaşa etmeyi fazla ve şey addediyorum, zayid addediyorum. Ama Türkiye'nin bütünlüğü, Türkiye'nin resmi dili, Türk kanunlarının yani demokratikleşmesi, o ayrı bir meseledir. Benim vurgulamak istediğim, bugün Türkiye'de geçmişten devam ederek birisi Kürtçe konuşunca sanki bu ülkeyi parçalayacak, bölecek. Evet, yani yalnız bu... Sayın Fırat, Kürtçe konuşmayla ilgili bir problem yok. Eğitim dili olarak istenmesiyle ilgili bir problem var. Yani bugün bakın, biraz önce ANAP'ın temsilcisi dedi ki Türkiye'de anayasada yasak. Doğru, anayasada bu yasağa rağmen Türkiye'de kolejler, üniversite, Orta Doğu Üniversitesi ve birçok yüksek okullarda İngilizce ders veriyor. Ama o yabancı dille eğitim, orada bir şey var. Yabancı dil eğitimiyle ilgili herhangi olur bir şey yok. Bu, yani Kürtçe'de, Kürt vatandaşlar da bu ülkenin vatandaşları olmadıklarını söylemiyorlar. Hayır, orada anayasada yabancı dille eğitim var. Yani yabancı olarak mı görüyor Kürt vatandaşlar kendilerini? Türkiye'nin dışında orada anayasa maddesi dil kullanamaz. Ama üniversitede, kolejlerde İngilizce ders veriliyor. Hassasiyetleri niye bu noktaya gitmiyor? Kaldı ki bu iddia, yani arzu eden insanlar, yani Kürtçenin resmi dil olması ve üniversitede yani bir şey olarak, yardımcı dil olarak kullanmakta bir dilekçe vermeyi, büyütmenin de manası evet, yok. O zaman efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Büyütmeyelim meseleyi. Siz Kürtçe eğitimden yanasınız. Allah da bunu böyle istiyor diyorsunuz. İnsanlar da bunu böyle istiyorlar. Ve bunun herhangi bir suç olmadığını da söylüyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi geceler, çünkü programımızın süresi de zaten sona ermek üzere. Emin Bey, iyi geceler. Şunu da müsaade edin, vurgulayalım. Yani burada ben de demek istediğim şuydu. Yani bunu başkaları tahrik eder içten dıştan, ama biz bu ülkede yaşayıp bu ülkeye bir yön vermek isteyen insanlar... Yani biraz makul meselelere bakmaları lazım. Yani bunu vurgulamak istedim. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi son birkaç dakikanın içindeyiz. Birer dakika içinde ben...